Aylık haftası dolayısıyla benim önüme konulan... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahilik haftası çerçevesinde İzmir tarihi Kemeraltı esnafıyla video konferans toplantısında bir araya geldi. İzmir'in tarihi Kemeraltı çarşısından selamlar ve sevgiler söylüyorum. Tarihi çarşı esnafı COVID-19 salgını dolayısıyla yaşadıkları sıkıntıları Kılıçdaroğlu'na anlattı. Orada ahilik teşkilatından bugüne kadar gelen, şimdi o görevi üstlenen odalar ve ticaret odası ve esnaf odaları bu geleneği sadece bir gelenek olarak sürdürmesi bizi üzüyor. Esnafın yanında olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, süreç içinde en büyük zararı gören esnaf. Esnaf Bakanlığı olmalı, esnafın yaşaması lazım dedi. Bakın bu devleti kuranlar o kadar güzel ilkeler belirlemişler ki, esnaf için banka kurmuşlar, Halk Bankası. Bugün Halk Bankası esnaf bankası değil, oradan çıktı. Ziraat Bankası çiftçi bankası. Ziraat Bankası çiftçi bankası olmaktan çıktı. Esnaf Bakanlığı, evet Esnaf Bakanlığı olmalı. Esnafın yaşaması lazım. Esnafı öldürdüğünüz takdirde esnaf ne yapacak Allah aşkına? Ne yapacak? Kendi alanını usta alacak. Kendisi usta, çırak yetiştirecek. İşte ut yapan ustamız var. 4 ayda bir ut yapıyorum diyor. Bu ağacın dinlenmesi lazım, diğer aşamaları anlattı. Peki 4 ayda yapıyorsunuz bunu, 1 saatte satıyorsunuz eğer müşteri bulursanız. Şimdi yeni bir çırak alacaksınız, bu çırağı yetiştireceksiniz. O çırak da böyle hayatını sürdürecek. Dolayısıyla onun bir geliri elde etmesi lazım. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi sizler de bunlar üzerinde duruyorsunuz ama siyaset kurumu biraz daha fazla durması lazım. Sağlık çalışanlarına teşekkür etti bir arkadaşımız. Bütün sağlık çalışanlarına gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Bu süreç içinde çoluk çocuğunu bile görmeden hastaların tedavisi için olağanüstü emek harcayan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür, hepimiz için bir görev. Şunu da kabul etmek lazım. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Gerçekten mücadele ediyorlar. Büyük bir sıkıntıları var. Onlarla da zaman zaman görüşüyorum. Onlar da sıkıntılarını bir şekliyle bize aktarıyorlar. Kuşaktan kuşağa esnaflığın devri ahi evran kültürünün bir geleneğidir. Ahi evranı da yeteri kadar bilmiyoruz aslında. Yetiştiği çağı bilmiyoruz. Bakın her mesleğin bir etik değeri var, esnafın da var. Ve bu konuda olması için çırpınan bir partinin genel başkanı olarak söyleyeyim. Etik değerleri olmayan siyaset kurumunun etik değeri yok. Her şeyi söyleyebiliyor. Rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Rahatlıkla rüşvet alabiliyor. Rahatlıkla haksızlık yapabiliyor. Ama bir etik değeri yok. Sizler ahi evran kültürü, o geleneği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Doktorlar yemin içerler, efendim Hipokrat yeminini. Hakim giderken yemin eder, işte nasıl davranacağını anlatır. Ama siyasette böyle bir şey yok. Onu da düzeltmemiz gerekiyor. Altyapı, üst yapı konusunda da tabii oraya dokunmak çok kolay değil. Tarihi bir bölge orası. Kaldırdığınız her taşın kemer altında bir değeri var, bir tarihi var. Dolayısıyla bütün onlara dikkat ederek kemer altını düzeltmek gerekiyor. Efendim sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bedir Bey bizleri buluşturdu. İnşallah bir gün İzmir'e geldiğimde kemer altını gezme şansımız olur mu bilmiyorum ama en azından şimdi konuştuğumuz arkadaşlarla bir tokalaşmak, bir selamlaşmak isterim.